Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümünü kutlama etkinliklerimizle ilgili bilgi vermek için sizleri buraya davet ettik. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Gerçekten bildiğiniz gibi Mudanya Mütarekesi defalarca hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin çok önemli bir temel taşıdır. Savaş alanlarında kazanılan zaferin tescillendiği ve kağıt üzerine döküldüğü bir yerdir. Barışı diplomasiyle kazandığımız bir yerdir. Mudanya Mütarekesi'ni nasıl anlatsam gerçekten bilemiyorum. Ben biraz da bazen kendimi kaybediyorum. Aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı'nı biraz evvel söylediğim gibi fiili olarak sonlandıran, misak-ı milli sınırlarını tescil ettiren, Trakya'da bir tek mermi dahi atmadan bütün Trakya'yı geri aldığımız çok önemli bir diplomasi zaferidir. Masa başında gücümüzü hissettirdiğimiz, artık çok gencecik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha hatta Cumhuriyet olmadan ama ayak seslerinin gümbür gümbür geldiği bir yerdir Mudanya Mütarekesi. Maalesef sebeplerini bilemediğimiz bir şekilde önemi yıllar içinde biraz ne diyelim unutulmuş bir olaydır, tarihi bir olaydır. Çok daha az etkisi olan tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde çok daha az etkisi olan, hatta hiç bir artı değer getirmemiş günleri bile çok görkemli şekilde kutlarken bir şekilde 100 yıl içerisinde Mudanya Mütarekesi çok kenarda bırakılmış. Biz ise buna ilk geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla ben itiraz ediyoruz ve Mudanya Mütarekesi'nin 11 Ekim'in bütün Türkiye'de takvimlere yazıldığı, tüm kanaat önderlerinin, tüm liderlerin, siyasi veya sosyal bütün liderlerin hepsinin takvimine koyduğu ve 11 Ekim'i Mudanya'da geçireceği bir gün olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bu sene tarih, kültürel, sanatla dolu çok güzel bir program hazırladık. Gerçekten dolu dolu. 9 gün boyunca 3 Ekim'den 11 Ekim'e kadar her gün farklı bir etkinlikle bunu kutlayacağız. Anacağız. Neden 9 gün diye sorarsanız biliyorsunuz 1922'de 3 Ekim günü görüşmeler başladı. Mudanya Mütareke görüşmeleri başladı. Ve 11 Ekim'e kadar sürdü. 9 günlük gerçekten çok zorlu görüşmelerdi bunlar. Şu anda bizim için bunu söylemek çok kolay, dile kolay derler ya, gerçekten dilimize çok kolay geliyor. Ama o günün şartlarına gittiğinizde, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız, yurdunuzun tamamı işgal edilmiş ve siz buradan müthiş bir milli mücadele sonunda çıkmışsınız, düşmanı yurttan göndermişsiniz, şimdi artık bunu tescillemeniz gerekiyor. Her ne kadar siz savaşı kazanmış da olsanız savaş alanlarında, yine de bunu bir kağıda dökmek, bunu dünyadaki güçlü ülkelere, devletlere kabul ettirmek kolay bir iş değil. Burada tabii diplomasi, çok önemli bir diplomasi süreci yürütülmüştü. İsmet İnönü Başkanlığındaki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Ankara'dan büyük desteğiyle, onlara duyduğu güvenle, onlar da burada masa başında dimdik bir şekilde yumruklarını vurarak bütün şartlarımızı çatır çatır kabul ettirdiler. Dolayısıyla biz de bu süreci aynen o günlerde olduğu gibi tekrarlamak istiyoruz. Bugün canlandırmak istiyoruz. Mütareke imza törenini canlandırmak istiyoruz. O günkü kıyafetlerle burada bir geçit töreni yapmak istiyoruz. Bu 9 günlük sürenin içinde diplomasi atölyeleri yapacağız. Burada gençlerle birlikte etkinlikler yapacağız. Aynı zamanda da bu tören bugün 9 günün sonunda bizim 3 yıldır düzenlediğimiz, bu yıl 3.sünü vereceğimiz, bildiğiniz gibi bir barış yolu ödülümüz var. Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü. Çok da değerli, seçkin bir jürisi vardır bunun. Hepiniz tanıyorsunuz onları. Bu sene Barış Yolu Ödülünü de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sayın Ayşe Yüksel'e takdim edeceğiz. Bu da bizim için çok değerli. Bu yıl anma gününde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli katkılarda bulunmuş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanına bunu vermek bizim için gurur ve onur verici olacak. Aynı zamanda da geçen yıl bu ödüle layık gördüğümüz Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'na da geçen sene çeşitli sebeplerle ödülleri verilememiş olan
kadın milli voleybol takımına da programımıza aldık. Bu sene, geçen sene veremediğimiz ödüllerini vermek istiyoruz. Bugün de tabii çok özel de bir konuğumuz olacak bu konukların yanında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel de bu bizim Mudanya Mütareke yıl dönümlerinin Türkiye'nin konusu haline getirebilme çabamıza destek olmak için o da bizimle birlikte burada olacak. Daha evvel birçoğunuz hatırlarsınız, sözünü vermişti bunun. O da gelecek buraya. Gerçekten de bugünün bütün herkesin Mudanya'da olduğu, coşkuyla kutladığı bir gün olması lazım. Tarihçilere göre aslına bakarsanız fiili olarak, hani biz Kurtuluş Savaşı'nın sonu diyoruz ama aslına bakarsanız birçok tarihçi bugünü, Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı 11 Ekim 1922 gününü fiili olarak resmen Birinci Dünya Savaşı'nda sonuçlandığı gün olarak nitelendiriyorlar. Çünkü aslında bakarsanız Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitmiş gibi gözükmekle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri, sonuçları bizim ülkemiz açısından bir işgalle birlikte, buna karşı bir direnişle birlikte hala devam eden bir süreçti. Dolayısıyla 11 Ekim 1922 aslında Birinci Dünya Savaşı'nın da bittiği gündür. Bu denli önemli bir ateşkes anlaşmasının, bir mütarekenin dünyada imzalandığı bir tek ilçe vardır. O da Mudanya'dır. Bunun haricinde benzeri bütün anlaşmalar şehirlerde imzalanmıştır. Bu açıdan da dünyada bir eşi benzeri olmayan bir anlaşmadır Mudanya Mütarekesi. Hala tektir. Dolayısıyla bu yönden de çok önemlidir. Bugün de tabii her gün bunu anacağız. Biz bugünlerde sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Mutlaka o 9 günde bize eşlik ederseniz, siz de desteklerinizi verirseniz, hepimiz bizler, sizler ve bizler Bursa ve Mudanya için çaba gösteren insanlarız. Buraların daha iyi yerler olması için, hatta ülkemizin daha iyi bir yer, daha yaşanabilir bir yer olması için hep birlikte uğraşıyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu 9 günlük süreç, 9 günlük etkinlikler de bu amaca hizmet ettiğini düşündüğümüz için sizlerin de burada olacağını umuyorum ve tekrar rica ediyorum sizden. Bugünlerde bizle beraber olursanız çok mutlu oluruz. Tabii sadece Mudanya'da yaşayan Mudanyalıların çok büyük ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz. Çünkü burada bu bilinç, bu olgu var zaten. Mudanya mütarekesiyle ilgili konu, ama biz tabii bunu sadece Mudanya'da yaşayan değil, ülkenin her yanındaki halkımızı da buraya davet ediyoruz. Dediğim gibi ben daha evvel çok defalar söylemiştim. Mekanlar, yerler, binaların ruhu vardır. Biz Anıtkabir'i, bütün gençlerimiz, çocuklarımız bizi mutlaka ziyaret eder, genç yaşlı demeden. Bizim için çok önemli bir yerdir. Çanakkale Şehitlik Abidesi'ni ziyaret ederiz. Oranın ruhu bize geçer. Başka duygular ediniriz. Tarihi bazı yerlere gideriz. Oralardaki ruh bize geçer. Bizim Mudanya'mıza da, özellikle de Mütareke Evi Müzesi'ne de, Mudanya Mütareke Meydanı'na da ve dolayısıyla bütün Mudanya'nın da bu anlamda Türkiye'nin her yanından ziyaretçilerin geldiği bir yer olması gerekir. Biz bu çabayı, bu etkinlikleri bunun için düzenliyoruz. Bunu her yıl çok güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Artık Türkiye'de herkes bilecek ki 11 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerin atıldığı, mütarekenin yapıldığı yerdir Mudanya. Ve buraya bir gidelim, görelim ne olmuş, nasıl olmuş, bunu yaşamak isteyeceklerdir. O yüzden herkesin burada bizle birlikte bunu kutlamaya geleceğini düşünüyorum bu sene. Son gün, etkinliklerin son gününde bu ödüllerimizin haricinde dünya çapında çok önemli bir sanatçımız var, Kerem Görsev. Hepiniz yakından tanırsınız. Kerem Görsev ve aslında bakarsanız onunla beraber yanında gelecek Bursa'mızın yetiştirdiği gene dünya çapında çok önemli bir müzisyen olan Ferit Odman. Burada mütareke akşamında, yıl dönümü akşamında bir konser verecekler. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Mütarekenin barış ve kardeşlik mesajını o gece tüm Türkiye'ye hep birlikte vereceğimizi umuyorum. Sizler de buraya geldiğinizde, bütün herkes, halkımız da buraya gelip de bizle beraber bu kutlamalara katıldığında aslında hem tarihe tanıklık etmiş olacağız, hem de barışın ve uzlaşının kenti olan Mudanya'yı bir kez daha herkese hatırlatacağız. Benim bu sürece dair söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bugün buraya geldiğiniz için. Bize bugün için ve bundan sonraki günlerdeki katkılarınız için de ayrıca şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun.